Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar 1. dönem 2. yazılı çalışma sorularını yapacağız. Hangi dersimize ait? Tabii ki peygamberimizin hayatı dersimize ait. Öncelikle test sorularımızdan başlıyoruz. 1. sorumuzda Peygamberimizin ev halkına nokta nokta denir. Bu kavram ayet ve hadislerde yer almaktadır. Boşluğa gelecek kavramı soruyor bizlere. Ehli Bedir demek Bedir Savaşı'na katılanlar, Ehli Uhud, Uhud Savaşı'na katılanlar, Ehli Hayber'de Hayber Savaşı'na katılanlar. Ancak Ehli Beyt kelimesi ev halkı anlamına gelir. Yani Peygamberimizin eşini, çocuklarını ve torunlarını kasteder. Boşluğa da Ehli Beyt gelmesi gerekiyor. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımız konusunda biz, bizlere düşen görevlerden birisi değildir? Hastalandıklarında ve bayramlarda ziyaret etmeliyiz. Buna slayı rahim denilir. Maddi ihtiyaçlarına gücümüz oranında yardımda bulunuruz. Yani diyelim zekat ya da sadaka vereceksek öncelikle yakın akrabalarımıza vermeliyiz. Düğün ve cenaze gibi özel günlerinde yanlarında olmalıyız çünkü bizler onların en yakın dostlarıyız. Sadece iyi günlerinde akrabalarımızı yanlarında olmak yanlış bir davranıştır. Cevap denizli. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki hak ve görevlerinden birisi değildir? Komşunun evine ve ailesine zarar vermemek gerekir. Komşusu yardım talep ettiğinde geri çevirmemeliyiz. Tabii bizde varsa. Komşularımızın ayıp ve kusurlarını araştırmamalıyız. Buna tecessüs denilir ve çok büyük günahtır. Cevap Ceyhan. Hasta olduğunda yine ziyaret etmeliyiz diyoruz. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda verilen öncüllerden hangileri Allah'ın insanlara vermiş olduğu emanetlerdendir diyor. Bakalım. Sağlık Allah'ın bize vermiş olduğu bir emanet. Çevre yine bir emanet. Ailemiz o da bir emanet değerli arkadaşlar. Akıl zaten en büyük emanet. Dolayısıyla bunların hepsine de sahip çıkmalıyız. Ve geldik beşinci sorumuza. Dinimize göre bireylerin helal yoldan kazandıkları malları kendilerine aittir ve başka kişilerce el konulmasına müsaade edilemez. Kişi çalıştı, alın teriyle emek sarf etti ve helalinden rızık kazandı. Bu durum aşağıdaki dokunulmazlık haklarından hangisiyle ilgilidir? Dinin korunması, canın korunması, aklın korunması ve malın korunması. işte kazandığımız her şey bizim malımızdır. Hiç kimse ona izinsiz dokunamaz. Altıncı sorumuz. Yüce Allah kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adaletle hükümetmeyi Müslümanlar için bir görev olarak ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu görevin ihlal edilmesi anlamını taşır? İşi ehline teslim etmek doğru bir davranış. Doğru şahitlik bulunmak yine doğru bir davranış. Fakirlerin hakkını görmezden gelmek, değerli arkadaşlar, e, nedir? Adaletsizliktir. Zenginlerin hakkını savunup da fakirleri görmezden gelirsek bu adil olmadığımız anlamına gelir. Cevap Ceyhan. İnsan arasında doğruluğu hükmetmek yine güzel bir davranıştır. Geldik yedinci sorumuza. Kul hakları insanların canları, bedenleri, ırz ve namusları manevi şahsiyetleri, makam ve mevkileri, dini, inanç ve yaşayışları gibi konulardaki kişilik haklarına, mallarına ve aile fertlerine ilişkin haklardır. Bunlar nedir? Kul haklarıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi kul hakkı kapsamına girmez? Devlet malına zarar vermek tüy bitmemiş yetimin hakkıdır. Yapmamalıyız. Kötü lakap takmak yine kişinin manevi şahsiyetini zarar verdiği için kötü lakaplar takmamalıyız. Hoşuna gitmeyen hiçbir şey arkadaşlarımıza söylememeliyiz. İzinsiz bir eşyasını zaten alamayız, kullanamayız. Ancak ibadetlerini yerine getirmemekse Allah'ın hakkıdır. Tabii ki namazımızı, zekatımızı, orucumuzu yerine getireceğiz. Ancak bunlar kul hakkı değil, Allah'ın haklarıdır. Onları da yerine getirmemiz gerekir. Buradaki ayrıntı şu, Kul hakkı olduğu zaman Allah ona karışmıyor, onu bağışlamıyor. Ancak kendi hakkını inşallah bağışlayabilir. İntihar etmek çok kötü bir davranış. Kan vermek güzel bir davranış. Serum takmak güzel bir davranış. Çünkü hastalıktan tedavi oluyorsunuz. Vücuda zarar vermek kötü bir davranış. İslam dininde insanların canları dokunulmazdır. Bu nedenle verilen öncülerden hangisi dinimizi yasaklanmıştır? Bakın bir, çünkü beden, can bize emanettir, onu ancak Allah alır. Biz kendi kendimizi intihar etmemeliyiz. Vücudumuza zarar yine vermemeliyiz. Çünkü Allah jilet millet atıyorlar ya, sakın Allah'ın emanetine ihanet etmeyelim. Bir ve 4 değerli arkadaşlar yasaklanmıştır. 8. sorumuzu yapalım. Peygamberimiz buyuruyor ki, kim malını korurken öldürülürse şehittir. Bakın burada malın korunması. Kim dini uğrun öldürülse şehittir. Dinin korunması. Kim canı uğrun öldürülürse şehittir. Burada da canın korunması. Kim ailesi uğruna öldürülürse şehittir. Bakın bunların dört tane madde verilmiş. Hadis-i şerifte aşağıdaki dokunulmadıklardan hangisine değinilmemiştir? Can güvenliğine değinilmiş mi? Tabii ki bak diyor ki can Din güvenliğine değinilmiş mi? Bakın kim dini uğruna diyor. Mal güvenliğine denmiş mi? Tabii ki malı uğruna diyor. Ancak akıl sağlığımıza burada değinilmemiş ki tabii ki aklımızı da koruyacağız ve Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi aklım almadan canım al. Çünkü akıl gittikten sonra dini hiçbir ibadetten sorumlu değiliz. Zaten yaşayan ölüyüz Allah korusun. Birbirinizin mallarını haksız yere yiyip tüketmeyin ve diğer insanların mallarından bir bölümünü bilerek haksızlıkla tüketmek için hukuki hilelere de başvurmayın. Aşağıdakilerden hangisinin kul hakkı olduğu söylenemez? Okul masalarını çizmek, tüy bitmemiş yetimin hakkıdır. Babalarınıza normalde gelip o sıraları gösterip masaları gösterip bak sizin çocuğunuz bunu böyle yaptı. Bunu ödeyin demek gerekiyor. Ekmek kuyruğunda bekleyen kişilerin önüne geçmek. Aa, aa ne kadar da ayıp bir davranış değil mi? Sağlıksız yiyeceklerle beslenmek değerli arkadaşlar kul hakkı değildir. Bedenimize zarar veriyoruz demektir. Yapmamalıyız ama yukarıda bundan bahsetmiyor. Rüşvet yoluyla bir işi halletmek yine kul hakkına giriyor ki Peygamberimiz rüşvet alanı da rüşvet vereni de lanetlemiştir. Rüşvet neydi? Diyelim bir Devlet dairesinde işimiz var ya da trafik polisi bizi durdurdu. Ceza yazmasın diye onun cebine 3-5 kuruş koyuyoruz. O da tamam hadi git diyor. İşte bakın hem polis hem de ona veren ya da devlet dairesinde işimiz daha çabuk hallolsun diye oradaki memurlara diyelim maddi menfaat veriyoruz. Bunları kabul etmemeleri lazım normalde. Şayet eden varsa bu rüşvet olur ve haramdır. 10. sorumuzu yapalım. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Güçsüz ve zayıf biri çaldığında ise onu cezalandırırlardı. Allah'a yemin olsun ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da cezasını verirdim. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz değil mi? Peygamberimizin yukarıdaki hadisinde vurgulanmak istediği değer hangisidir? Tabii ki adalet. Zenginlere ayrı, fakirlere ayrı, güçsüzlere, güçlülere ayrı ayrı adalet olmaz diyor peygamberimiz. Adalet tektir. Kızım Fatıma da olsa cezalandırırım. İltimas, adam kayırma, rüşvet, yolsuzluk yapılmaması gerekir dinimize göre. 11 sorumuz, aşağıdaki hangisi adaletsizlik değildir? Bakalım. Yöneticilik, yöneticilerin ayrımcılık yapması, bakın adam kayırması tam bir adalettir, zulüm, adaletsizliktir, zulümdür. Sınavlarda öğrenciye hak etmediği puanı vermek kul hakkıdır, büyük bir adaletsizliktir varsa. Eksi gölçmek veya tartmak Hz. Şuhayb aleyhisselamın kavmi gibi değil mi? Bu da çok büyük bir kul hakkıdır. İnsanlara farklı miktarlarda sadaka vererek yardım etmek ne güzel bir davranıştır. 12. sorumuzu yapalım. Peygamberimiz bir gün kabrin başında ağlamakta olan bir kadını gördü ve ona Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Hz. Peygamber'i tanımayan kadın git başımdan yaşadığın musibeti sen yaşamadın diye cevap verir. Peygamber Efendimiz de sabır ancak musibetin başa ilk geldiği anda olmalıdır buyurmuştur. Yani diyelim bir cenazemiz var, bir hastalığımız var ya da bir maddi kaybı uğradık. İşte o anda sabretmeliyiz diyor. İsyan etmemeliyiz. Başımıza gelen ilk musibet anında sabredeceğiz. Zaten Müslümanın iki tane dengesi vardır. İşte afetler, belalar, musibetler olsa sabredecek. Başarılık, başarılar, mutluluk, sağlık, huzur, kazanç olursa da şükredeceğiz. Bunların zıttı nedir? Sabrın zıttı isyandır. Şükrün zıttı da nedir? kişinin kendini övmesi, böbürlenmesi, gururlanmasıdır ki o da şeytandandır. Ben yaptım, ben kazandım. Azgınlıktır, bu da yasaktır. Hangisi söylenebilir? Zorluklara ve musibetlere karşı daima sabri tavsiye etmiştir Efendimiz. Doğru. Cevap Adana. Ve geçtik 13. sorumuza kıymetli arkadaşlar. <laughs> Yapalım. Ashabım dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İlyas bin Rebiya'nın kan davasıdır. Yukarıdaki konuşmasında Peygamber Efendimiz hangisinin güvenliğini garanti altına almıştır? Mal güvenliği mi, can güvenliği mi, nesil güvenliği mi yoksa din güvenliği mi? Kıymetli arkadaşlar Peygamber Efendimiz zamanında kan davaları varmış. Yani kabileler var diyelim. X kabilesinden birisi, Y kabilesinden birisi ne öldürürse diyelim. Bu kabileden birisi onu öldürdüyse o kabileden diğerini öldürürmüş. Bu şekilde yıllar süren kan davaları olurmuş. Yani ne yaparlar? İnsanların canlarına kastedilermiş. İşte Peygamber Efendimiz de can güvenliği için kan davalarını kaldırdığını ilan etmiştir. 14 Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Yukarıda hadis verilen hadis-i şerif insanın en kapsamlı hangisini korumaya yöneliktir? Elinden ve dilinden yani elimizle hırsızlık yapabiliriz, dilimizle gıybet, dedikodu yapabiliriz tabii ki kul hakkından sakınmamızı istemiştir. Çünkü Allah kul hakkını asla bağışlamaz. Kim bizim hakkımızı yediyse o bizim gelip hakkımızı ödemesi lazım ki affedelim. 15. Kişinin Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas davranması nedir? Takvadır değerli arkadaşlar. Allah katına bütün insanlar eşittir. Ancak takvalı olanlar en üstündür. Takva da Allah'ı en çok seven ibadetlerini, ahlakını en güzel şekilde yerine getirendir. 16. sorumuzu yapalım. Peygamberimiz münafıklığın alametinin 3 olduğunu bildirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Konuştuğu zaman yalan söyler. Bir şeye emanet edildiği zaman ihanet eder. Bir şeye söz verdiği zaman sözünde durmaz. İşte bunun üçü de münafıklık alametidir. Kul hakkı yemekse münafıklık alameti değil, günahtır. 17. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine'de yaptırdığı mescitle yani Mescid-i Nebi ile ilgili yanlıştır? Peygamberimiz bu mescide Allah'tan gelen ayetleri Müslümanlar açıklamış mıdır? Evet. Okuma yazma bilmeyenlere burada okuma yazma öğretilmiş midir? Ashab-ı Suffe'de evet. Evi ve ailesi olmayan yoksul Müslümanlar burada kalmışlar mıdır? Tabii ki. Peygamberimiz ilk vahyi burada mı almıştır? Hayır. Nerede almıştı? Hira mağarasında 610 yılında. 18. sorumuzdayız. Peygamberimiz veda hutbesinde size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılı buydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler nokta nokta nedir? Kur'an ve sünnettir. Yani Allah'ın son ilahi kitabı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in yaşayan örneği onu açıklayan Peygamberimizin sünnetidir diyeceğiz cevap Denizli. Test sorularımızdan son soru yapıyoruz. Hz. Muhammed peygamberlik öncesinde yaşadığı toplumda Muhammedül Emin olarak anılırdı. Aşağıdakiler hangisi bu durumun sebeplerinden birisi olamaz diyor. İnsanlar hiçbir zaman aldatmamıştır Efendimiz. Hiçbir zaman yalan konuşmamıştır Hz. Muhammed. Allah tarafından peygamberler peygamber olarak seçilmesi ise Muhammed'in emin olarak değil Allah'ın bir takdiridir. İnsanların en takvalısı olmasından dolayıdır cevap. Ceyhan. Kıymetli arkadaşlar, şimdi de doğruya doğru, yanlışa yanlış sorulandayız. Cümlelerimizi okuyacağız. Doğruysa doğru diyeceğiz, yanlışsa yanlış. Gerçekten namazlarında huşu içinde olan ve namazlarını devamlı kılan müminler kurtuluşa ereceklerdir inşallah. Doğru. Peygamberimiz açıktan davete Allah'ın emriyle ilk olarak komşusundan başlamıştır demiş değerli arkadaşlar. Kimden başlamıştı? Eşinden başlamıştı. Dolayısıyla ikinci cümlemiz yanlış diyoruz. 3. Akrabalarımızın sadece maddi ihtiyaçlarına karşılık vermeliyiz demiş. Böyle bir şey olmaz. Akrabalarımızın hem maddi hem manevi ihtiyaçlarına destek olmalıyız. Üçte de yanlış. Peygamberimiz Muharrem ayında farz olan orucu tutardı demiş. Muharrem ayındaki sünnettir. Peygamberimiz Ramazan ayındaki farz orucu tutardı. Yine dördüncü cümlemizde yanlış. Peygamberimiz farzları yerine getirir. Ayrıca nafile ibadetleri de yerine getirirdi. Doğru. İlk cuma namazı Ranuna Vadisi'ne kılınmıştır. Doğru. Devlet malına zarar vermek kul hakkı kapsamına girmez demiş. Hayır girer olacaktı. Yedi yanlış. Komşulukta Müslüman olup olmamak önemli değildir. Doğru değerli arkadaşlar. Müslüman olmayan komşularımız da olabilir. Biz ne yapacağız? Yine onlara da iyi davranacağız değil mi? sıla rahim yapmak, tıpkı namaz kılmak, oruç tutmak gibi bir ibadettir. Doğru. İslam'a göre din, ırk, cinsiyet ve millet farkı gözetmeksizin her insanın doğuştan sahip olduğu en önemli hak hayat hakkıdır, yaşama hakkıdır. Çünkü bir insanın canını kaybetmesi her şeyini kaybetmesi anlamına gelir. Doğru. Peygamberimiz zengin, fakir, yakın, uzak demeden tüm komşularını ziyaret eder, onlarla vakit geçirirdi ki doğru. Ve üçüncü bölümde Boşlukları doldurma sorularımız var. Yukarıda görmüş olduğunuz kelimelerimizi boşluklara getirip dolduracağız doğru bir şekilde. Müslümanların Medine'den önce hicret ettikleri bugünkü Etiyop ülkesi eski adı neydi? Habeşistan'dı. Kralı kimdi? Necaşi. Musibetin başa geldiği ilk andadır buyuruyor Peygamberimiz. Neydi? Sabır. Hani bir kadın örneği vardı ya. İnsanlar Allah katında eşittir. Allah katında üstünlük nedir? Takva iledir. Peygamberimiz Ranuna Vadisi'nde neyi kıldırmıştır? İlk cuma namazını kıldırmıştır. Peygamberimizin ev halk anlamına gelen ehli tabiri cahiliye dönemi ve öncesinde aileyi oluşturan babayı, onun eşini, çocuklarını ve torunlarını ifade etmek için kullanılırdı. Peygamberimizin ailesi anlamına geliyor. Altıncı cümlemizi yapalım. Allah'ın yarattığı canlılara karşı insana var olan acıma, merhamet etme duygusu nedir? Şefkattir. Evi, tarlası, dükkanı, köyü, mahallesi, şehri, hatta ülkesi birbirine yakın olan birbirlerine ne sayılırlar? Komşu sayılırlar. Komşu komşunun vifisine muhtaçtır. Devletin ayakta durmasını sağlayan en önemli uygulama adalettir. Adalet olmazsa zulüm olur, zulüm olursa da haksızlık olur. Yüce Allah tarafından insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için gönderilen en son ve mükemmel din nedir? Son din İslam'dır. İffetli, huzurlu, güvenilir bir toplumun temeli nedir? Evliliktir değerli arkadaşlar. Neslin korunması için nikahlı evlilikler şarttır. Kan bağıyla bağlı olduğumuz amca, hala, teyze, dayı ve bunların çocukları ayrıca evlilik ve süt emzirme yoluyla bağ kurduğumuz kimselere ne denir? Akraba denilir. Görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha fazlası karşılık vermeye ne denir? Vefa denilir. Son bölümde ise klasik sorularımız var. Birinci sorumuz. İslam'ın insanlara vermiş olduğu en temel haklar nelerdir? Değerli arkadaşlar, dünya ve ahiret mutluluğu için İslam'ın korunmasını esas aldığı beş temel dokunulmazlık vardır ki Bunlar neslin, dinin, canın, malın ve aklın korunması. Orada çıkmamış bir de aklın korunması. Bunlar İslam'ın insanlara vermiş olduğu en temel haklardır. Kul hakkı hakkında bilgi veriniz. İnsanların canları, bedenleri, ız ve namusları, manevi şahsiyetleri, makam ve mevkileri, dini inanç ve yaşayışları, mallarını ve aile fertlerine ilişkin hakları kul hakları kapsamına girer. Kul hakkı sayılabilecek durumların bir kısmı şunlar. Kötü lakap takma, alay etme, kopya çekme, işe geç kalma, arkadan çekiştirme, devlet malına zarar ve iftira. Kulak hakkı ihlali Allah'ın affetmeyeceği günahlardan sayılmıştır. Bunun için üzerinde kul hakkı olan kimsenin hak sahibi hak sahipleri kimlerse onları bulup helalleşmesi gerekir. Aksi takdirde ahirete kalan hesabın görülmesi daha zor olacaktır. Peygamberimizin bildirdiğine göre kul hakkı bu dünyada ödenmezse ahirette kişinin sevaplarıyla ödenecektir. Sevapları da biterse karşı tarafın günahları alınarak ödenecektir ki o zaman e, ahirette işimiz daha zorlaşacak. Dolayısıyla kul hakkında çok dikkat etmek gerekir. Kul hakkına giren davranışlar kişilerin itibarını zedeler, manevi anlamda kişilere zarar verdiği için de Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bunu ısrarla yasaklamıştır. Adalet kavramı ile ilgili bir ayet ve bir hadisi şerif yazınız. Cuma namazına gidenler bilir. Cuma namazı bittiği zaman İmam Efendi minberde hutbeden sonra ne der? Estaizu billah. İnna bil adl. Bakın muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sevüt verir Nahl suresi. Peygamberimizin hadisi ise yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaktır buyuruyor Efendimiz. Son olarak takva kavramı hakkında bilgiler verelim. İnsanlar arasında üstünlük yalnızca takvada'dır. Takva ise kişinin Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas davranmasıdır. Peygamberimiz ey insanlar şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arabın arab olmayana, arab olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur buyurarak takvanın önemini bahseder. İnsanların atasının Hazreti Adem olduğunu sık sık vurgulayarak tüm insanların aynı atadan geldiğini bildirir. Farklılıkları üstünlük olarak değerlendirmeyi uygun görmeyen peygamberimiz üstünlük yarışına girmeyi de reddeder. Ve Müslümanlar kardeşlik bağıyla birbirine bağlıdırlar. Bu nedenle Türkiye'deki bir Müslüman ile dünyanın herhangi bir yerindeki bir Müslüman arasındaki fark yoktur. Biri diğerine üstün değildir. Üstünlük ancak takvada'dır. Yani Allah'ı en çok kim seviyor? Allah'ın emirlerini kim yerine getiriyorsa dinimizde üstün olan odur. Evet değerli arkadaşlar, kanalımızda 7. sınıfa ait diğer derslerinizin içeriklerini de 2021-2022 oynatma listesine girdiğiniz zaman 7. sınıfa girerseniz Kur'an-ı Kerim, Arapça, din kültürü, temel dini bilgiler, peygamberimizin hayatı gibi pek çok dersimizin konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularını ve sınavlara hazırlık çalışma sorularını bulabilirsiniz. Yeni derslerde görüşünceye kadar Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.